İşte ikinci sözlü duruşmamızı gerçekleştirdik burada. İçeride yapmış olduğumuz duruşmada karşı tarafın argümentasyonlarını hakim aldı. Bizlerin ona karşı yapmış olduğumuz argümentasyonları dile getirdi. Özellikle içeride olan davada karar verme yetkisinin, daha doğrusu içeriğinin tüzükler bazında olacağını ifade etti. Bugüne kadar İslam Alevilerinin tüzüklerini değiştirmişler birkaç defa. 2015 yılında değiştirmişler tüzüklerini. 2016 yılında tekrardan tüzüklerini değiştirmişler. Ve değiştirmiş oldukları tüzükleri ilk defa bugün alma şansımız oldu. Bu tüzükleri alacağız. İslam Alevilerinin tüzüklerini ve bizim kendi mevcut olan tüzüğümüzle beraber bunları değerlendirilip aramızdaki farklılıkların neler olduğunu dile getirmemiz gerekiyor. Ve bu yüzden de mahkememiz 1. ayın 25'ine ertelendi. 1. ayın 25'indeki olacak olan mahkemede İslam Alevilerinin değiştirmiş oldukları tüzüğü ve de bizim kendi mevcut olan tüzüğümüzün arasındaki farklılıkları bizler diye getireceğiz. Şunu hep söylüyoruz. Bu dava son 10 yıldır Avusturya'da vermiş olduğumuz bir dava değildir. Kalu beladan beri inkara karşı, asimilasyona karşı ve yapılan bütün zulme karşı, katliama karşı verilen bir davanın bugün bir örneğini yaşıyoruz Avusturya'da. Evet, birileri inkar edebilir. Evet, birileri bu inkar politikalarına, katliamlarını da üstüne koyabilir. Ama herkes şunu iyi bilsin ki bu toplum ikrar verdiği yoldan asla dönmeyecek. Bu davanın sonucu ne olursa olsun, biz çok davalar yaşadık. Çok mahkemelere gittik geldik. Çok kavgalar verdik. Çok kavgalarda çok ağır bedeller ödedik.